9 yaşındaki Davut, SMA hastası. Bir tür kas hastası olan Davut, solunum cihazına bağlı yaşıyor ve hortum aracılığıyla besleniyor. Bu hastalığın belli bir tedavisi yok. Ancak oldukça pahalı olan bir ilacı kullanarak Davut'un solunum cihazından ayrılması mümkün olabilir. Küçük Davut, elektrikle çalışan solunum cihazına bağlı olması nedeniyle güneş yüzü görmüyor. O sadece yanına dizilen oyuncaklarıyla oynayıp vakit geçiriyor. Huriye ile Abdülbaki Er çifti, oğulları Davut'un yaşam kalitesini artırmak için çaba gösteriyor. Türkiye'ye gitmemiz gerekiyordu. Oraya gidince Davut'un ayağından bir parça aldılar, kastan. Orada çıktı SMA hastası diye. Düzenli bir işi olan Abdülkadir Er'in gücü sadece ailesini geçindirmeye yetiyor. Davut'un bakımı için her ay yaklaşık 1.000 TL harcama yapılıyor. Davut'un bakımı duyarlı vatandaşların yardımlarıyla mümkün oluyor. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan aileye yasalar gereği Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip çıkması gerekiyor. Evet. Ben... Davut ne? Er çifti, Davut'u makineden ayıracak olan 600.000 TL değerindeki ilaca kavuşmak için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan haber bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, oldukça pahalı olan bu ilacın masraflarını karşılamak için sadece Türkiye'deki 114 kişiye destek olabildi. Er ailesi, Davut'un 115. kişi olmasını umutla bekliyor. Anne Huriye Kıbrıs TV'den Rabia Özcömert aracılığıyla Türkiye'deki yetkililere seslenirken gözyaşlarına hakim olamadı. Ya benim de oğlumu alsınlar o listeye. Yani biz bir umut bekliyoruz herkesten. KKTC'de tek Davut var. Yani zaten Davut için her şeyi yapıyoruz ama bu makineden ayrılması lazım. Biz yani sadece o listeye girebilmek istiyoruz hep birlikte.